Çok faydasını gördüm. Gördüm. Evet, ayağın kesilmekten kurtuldu. Evet. Konya'da yaşayan 71 yaşındaki Musa Gül Yaşar 15 yıldır şeker hastası. Bu rahatsızlığı 5 ay önce ayak parmağının kangren olmasına neden oldu. İnsülin inine vurundum. Hap kullandık. Netice sonunda ayağımın baş parmağı patladı. Gül Yaşar tedavi için birçok yere başvurdu ama sonuç alamadı. Tam umudunu kaybediyordu ki tavsiye üzerine Konya'da bulunan Fizikon Tıp Merkezi'ne başvurdu. Patlayınca yara oldu. Hastanelerde bir merhem verdiler. Fayda olmadı. Ondan sonra bir eşin, dostun tavsiyesiyle Nagihan Hoca'nın yanına geldim ben. Burada hemen tedaviye başlayan uzman doktor Nagihan Yararoğlu, Gül Yaşar'a umut oldu. Ozon tedavisiyle ayağının kesilmeden sağlığına kavuşabileceğini söyledi. Hastanın ayağı kesilme kararı alınmıştı. Biz hastamıza 13 seans majör ozon dediğimiz kan ozonlama ve torbalama dediğimiz özel bir torba içine ayağını alarak ozon tedavisi uyguladık. 13 seans uygulanan ozon tedavisinden sonuç alındı ve Musa Gül Yaşar yeniden hayata tutundu. Ayağımın kesilme ihtimali vardı. Amcamın oğlunun ayağı kesildi bu şeker yüzünden ve rahmetli oldu, öldü. Hastanın ayağını özel bir poşet içerisine aldık ve ozon tedavisi uyguladık. Bu poşetin içinde hastanın ayağı yaklaşık 15-20 dakika bekledi. Onun sonunda torbayı çıkararak enjeksiyonlar yaptık yaralı bölgeye ve çok şükür hastamızın ayağı iyileşti. Hastalara tavsiyem, çok geç kalmadan, ayaklarında iltihap çok ilerlemeden veya gangren çok ilerlemeden ozon tedavisi yaptırmaları. Ozon tedavisi sadece bu tip rahatsızlıklarda değil, birçok hastalığın tedavisinde de uygulanabiliyor. Özellikle kronik yorgunluk sendromunda, kas romatizmasında, bel fıtıklarında, MS, inme, Parkinson gibi nörolojik hastalıklarda, özellikle inmeli hastalarda damar tıkanıklığına bağlı gelişmişse inme, hastanın inmesi kısa bir sürede ozon tedavisiyle iyileşebilmektedir.